Ben Melike. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimlerine Hemşirelik 3. sınıf öğrencisiyim. Bu kanalda hemşirelik ve öğrencilikle alakalı bazı bilgiler paylaşıyorum. Bu videoda da yurdumun oda turunu yapacağız. Ben Seyda Nefise yurdunda kalıyorum. Üniversitemizin, daha doğrusu Bolu'nun 4 tane kız KYK yurdu var. 3 tanesi kampüsün üst tarafında, bir tanesi bu tarafta. Bu tarafta olan, yani alt kısımda. Alt kısımda olan benim yurdum. Seyda Nefise KYK kız yurdu. Ben hastanenin hemen yanındayım. Fakülteme de 5 dakika mesafedeyim. Diğer fakültelere biraz uzakta kalıyoruz. Bize yakın olanlar İlahiyat, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik, Ziraat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi. Biz bunlara yakınız yurt olarak. Benim genelde yurdumda sağlık bölümü öğrencileri ve ilahiyat öğrencileri kalıyor. Yaklaşık 1000 kişilik bir sayı var. Geçen yıl 750 kişi civarındaydı ama odaların kapasiteleri arttırıldı. Önce odayı tanıtayım, ondan sonra genel bilgilere geçeyim. Hadi geçelim. Şöyle ki geçen yıl bizim odalarımız 3 kişilikti ve ben geçen yıl bir video çekmiştim. Bu videoyu tekrardan çekmemin sebebi bu yıl odalarımız 4 kişilik oldu. O yüzden farklı bir oda düzenine geçildi. Onu göstermek istedim. Hemen şimdi başlıyorum. Şimdi şöyle ki odanın bu kısmı aslında hiç değişmedi. Hani yine burada işte 3 tane dolap var. Geçen yıl da aynı bu şekildeydi. Burada 3 tane dolabımız var. Burada bir tane buzdolabı var. İşte ayna bu tarafta, banyo bu tarafta. Burada kıyafetlerimizi astığımız yer var. Ayakkabıları da genelde aşağıya koyuyoruz. Banyomuz şu şekilde, ben yine göstereyim. Şöyle, bu taraf tuvalet oluyor. Şöyle burası ortak alan. Burası da duşakabin kısmı. Maalesef kapısız. Şöyle göstereyim burayı da. Bu şekilde. Banyo böyle gözüküyor. Aşağıya bir şey koymamızı genelde istemiyorlar. Çünkü silerken, süpürürken biraz sıkıntı oluyor. Ama biz bazen koyuyoruz, bazen koymuyoruz. Ben genelde sepet koyuyorum. Abla temizlik zamanında geldiğinde oraya kaldırıyorum. Burası bu şekilde. Ha, bu arada şu an bu kadar boş olmasının sebebi oda arkadaşlarım odadan gitti. Sınavlar bitti. Ben böyle birkaç hafta daha kalacağım burada. O yüzden bu şekilde bomboş yani. Ondan sonra odaya giriyoruz artık. Şimdi şöyle ki bizim geçen yılki odamızda 1, 2, 3 yatak şeklindeydi. Kalkmış. 2 tane ranza buraya, 2 tane ranza da buraya yapmışlar. Bence oda için güzel olmuş. Çünkü odanın ortası bayağı ferahlamış. Bu taraflar bayağı güzel duruyor şimdi. Ranzalar bu şekilde. Ranzanın altını 2 kişi ortak kullanıyor. Yani ben 3 numarada yatıyorum. Ben 4 numarayla birlikte ranzanın altını kullanıyorum. Yarısı onun kısmı, yarısı benim kısmım. Çekmeceler yine herkesin kendi çekmecesi var. 1 numara ve 3 numaranın çekmecesi böyle. 2 numaranın çekmecesi böyle. 4 numaranın çekmecesi yok maalesef. 4 numara biraz üvey gibi kalmış. Hem dolapları tek kapaklı hem de masaları bu şekilde. Bizim masalarımız burada. Şu alanlarımızı normalde biz böyle 1, 2, 3, 4 şeklinde kullanıyorduk. Artık 4. de geldiği için herkes 3'er tane kullanıyor. Yani 1, 2, 3 orası benim. Sonra mesela 1, 2, 3 orası diğerinin, 1, 2, 3 diğerinin, 1, 2, 3 diğerinin. Hani 2 ve 4. numaralarınki biraz karışık oldu. Aynen, 2 ve 4. numaranınki biraz karışık oldu. Ama olsun, idare ediliyor bir şekilde. Masalarımız böyle. 2 numaranın komodini yatağının masasının altında. Normalde 2 numara burada ama komodini bu tarafta kalıyor. Ondan sonra şuralarda priz var. Pardon, ışık var. Ben çok fazla ışık vuruyor diye peçete yaptım. Normalde bu şekilde ışığımız. Ders çalışırken aşırı aydınlatıcı oluyor. Prizlerimiz şöyle. Herkesin bir prizi var. 2 numaranın 2 prizi var. Bu taraflar iyice karışık. Burada mesela 2 tane priz var ama şu dolap sabitlendiği için ikinci priz kullanamıyor. Önü kapatıldı. Burada da 2 tane priz var. Ama işte hani üst tarafın prize ulaşması biraz zor oluyor. Onun için de üçlü kablo çekmesine izin verdiler. Ama altta yatanları, yani mesela benim üçlü kablo kullanmam yasak. Ben tabii ki kullanıyordum. Sonra odalara baskın yapmışlar. Almışlar tüm üçlü prizleri falan filan. Gitti yani priz. Daha sonra aldım ama bir kere gitti yani. Yasak çünkü. Mesela 4 numara olmanın kötü yanı şu. Onların dolabı bir kapaklı. Bizim dolabımız 2 kapaklı ve üst tarafı da var. Onların dolabının üst tarafı, yani daha böyle büyük bir üst tarafı yok. Bizim de kilit olayımız şöyle çalışıyor. Üst taraf zincirleniyor. Çünkü üst kısmı zincirleyemiyoruz. Pardon, kilitleyemiyoruz ama alt tarafın kendi kilidi var. Şöyle.
Ama çok sağlam değil. Hani ben bunu böyle çekip de kırıldığını da gördüm. Bence her halükarda şu daha mantıklı. Zaten eve giderken kesinlikle bunu kullanıyoruz. Kızlar eve gittiği için o şekilde kapattılar. Dolabımız yeterli oluyor. Zaten içine koyacağımız çok fazla bir şey olmuyor. Ben her seferinde meyve alıyorum. Asla yemediğim için hani artık hiç dolaba bir şey koymamaya başladım. Sadece su koyuyorum soğuk olsun diye. Onun dışında buralar bayağı yeterli oluyor. Hatta benim küçük kızım da burada duruyor. Buralar bayağı yeterli oluyor. Ben şu an bayağı kaldırdım buraları. Çünkü bir süre sonra ben de gideceğim ama genelde işimize yarıyor. Koridorlar hapishane koridoru gibi. Gerçi hiç hapishane koridoru görmedim ama hani bayağı uzun bir koridor. Mesela sabah bazen 6-7'de falan uyanıp gidiyorum. En sonunda oturuyorum falan ya da böyle ders çalışmaya falan çıkıyorum. Kapkaranlık oluyor var ya, o kadar korkutucu oluyor ki hiç kimse olmuyor çünkü ve upuzun bir koridor. Geçen burada deprem oldu. Ya o koridor o kadar bitmedi ki. Yani biz geceliğin depremle uyandık. Saat kaçta hatırlamıyorum. Bayağı sallana sallana uyandık yani. Çok şiddetli bir şekilde sallandık. Ve bir hafta falan önce de deprem tatbikatı olmuştu. Koşarak çıkıyoruz ama bir türlü bitmiyor. Ben ikinci kattayım. İki kat inin bitmez mi yani? Gerçekten hani öyle. Şimdi aklıma geldikçe bir takım sorulara cevap vereceğim. Eğer merak ettikleriniz olursa siz videonun altına yazarsınız. Ben ona göre de cevaplarım. Şimdi ilk aklıma gelen şey yemek. Yemekleri biz sabit menüye geçtik. Geçen yıl mesela 2-3 çeşit, mesela 2 çeşit çorba çıkardı. Hala 2 çeşit çorba var. Ya farklı farklı yemekler çıkıyordu. Biz istediğimizi seçiyorduk. Bu yıl şöyle oluyor. 2 tane çorba, 1 tane sebze yemeği, 1 tane etli ya da tavuklu yemek. Başka makarna ya da pilav. Ama hani o gün ya makarna oluyor ya pilav oluyor. Etli ya da tavuklu yemek şöyle. Aynı gün hem tavuk sote oluyor hem de bezelye oluyor. Sen ikisinden birini seçiyorsun. Aynı gün hem ezogelin çorbası oluyor hem tarhana çorbası oluyor. İkisinden birini seçiyorsun. Ama aynı gün ya makarna oluyor ya da pilav oluyor. Hani ikisi birden olmuyor. İkisinden birini seçemiyorsun. Onun dışında salata falan oluyor. Salata yerine tatlı oluyor bazen falan böyle. Sonra su zaten fix. İki tane de rol ekmek oluyor. Dur bir saniye onu bulursam göstereyim. Buldum. Şöyle bir şey. Bunda her öğünde iki tane alma hakkın oluyor. Dünyanın en kötü ekmeği. Tat yok, tuz yok, hiçbir şey yok. Yani tüm yurtlarda sanırım böyle ekmekler veriyor. Ya da işte normal ekmeği kesiyorlar falan ama ben asla ekmek yemiyorum. Böyle hani çok 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 acıkırsam diye her zaman bir tane oluyor ama asla ekmek yemiyorum. Çünkü tadı çok kötü. Tatsız tuzsuz bir şey yani. Onun dışında yemekhanenin yemeklerini çok beğendiğimi söylenemez. Yani yenmeyecek gibi değil ama ama ben genelde dışarıda yiyorum. Yani çünkü bilmiyorum hani severek yiyenler falan da var. Gerçekten severek yiyen de var. Hiç asla hani yemekhanenin yemeğinden yemeyenler de var. Ben ikisinin arasına gidip geliyorum. Bazen yiyorum, bazen yemiyorum. Bazı yemekleri yiyorum, bazılarını yemiyorum falan böyle. Bazılarıyla asla yıldızım barışmadı ama benim beğenmediklerimi başkaları seviyor falan böyle. Hani bu kişisel biraz ama ahım şahım bir yemek yok. Yani hiç kimse böyle mükemmel yemeğimiz var demiyor. Onun dışında yurt ücretim benim 375 lira. Geçtiğimiz yaz zamlanacağı söylendi ama odaların kapasitesi artırıldığı için zamlanma olmadı. Muhtemelen bir dahaki yıl zamlanır. 5. kategoriydi sanırım benim yurdum, öyle hatırlıyorum. Yurt saatleri. Şimdi şöyle, yurttan biz en erken 6'da çıkıp gece 11'de girebiliyoruz. Geri kalan saatlerde izinliysek dışarıda geçirebiliyoruz. İzinli değilsek yurtta olmak zorundayız. Yani senin saat 11'i bir geçe yurda girme özelliğin, hani yurda girme hakkın yok. Çok şey bir sebebin olması gerekiyor. Hani açıklanabilir bir sebebin olması gerekiyor. Gerçekten geç kalmış olman gerekiyor ki 11'i bir geçe içeri girebilirsin. Geçen yıl erkek yurtlarında erkek öğrenciler izin alıp geç gelebiliyorlardı. Bizde böyle bir şey kesinlikle yoktu. Mesela erkek yurtlarında yurda gitmeseler bile bazen izinden düşmedikleri falan oluyordu böyle. Daha sonra bu yıl bir düzenleme getirmişler falan. Hani çok saçma bir haksızlık vardı ortada. Değiştirilmiş. İşte şimdi onlar da bizim gibi dikkat ediliyormuş falan filan yani. Bu arada izin hakkı geçen yıl 75 gündü. Şu an 30 güne düştü. Biz hafta sonları zaten hani iznimizden düşmüyor. Ama iş günleri içinde bizim maksimum 30 gün iznimiz var. 30 günden fazla dışarıda geçiremezsin. Bu 30 günü işte hafta sonları dahil değil. Normal tatil süreleri dahil değil. Mesela bizim şu an sınavlarımız bitti, tatil süremiz. Ben şu an mesela hani yurtta barınmasam benim tatil sürem, pardon, izin süremden düşmez. Çünkü okulum bitti. Yani şu an ara dönemdeyiz. Aradayız. Öyle günler düşmüyor. Onun dışında 30'u aşan hiç oldu mu bilmiyorum. Aşınca ne oluyor bilmiyorum. Hani ben hiçbir zaman aşmadım.
Aşınca oluyor bilmiyorum. Onun dışında odadakilerle anlaşma kısmı. Bu gerçekten hani insanın böyle şansına düşen bir şey ya. Şanslıysan odandakiyle anlaşıyorsun. Şanslı değilsen anlaşamıyorsun. Ben önceki odamı değiştirdim. Hem böyle bir takım sorunlar yaşadım. Çok büyük sorunlar değildi ama bu odaya geçmek istedim. Yani blok değiştirmek istedim aslında. Ben A bloktaydım, B bloğa geçtim. Onun için hani odamı değiştirmiş oldum. Bu yılki odamda da arkadaşlarımı seviyorum. Sıkıntı yaşadıklarımız, sıkıntı yaşadığımız zamanlar oldu. Hepsini atlattık, hepsi geçti. Şu anki oda arkadaşlarımı seviyorum. Zaten hepsi hemşirelik birinci sınıf, çok tatlılar. Onun dışında sıkıntı yaşadığınız zaman yapmanız gereken zaten hani hem önce güzel bir dili uyarmaya çalışmak, olmadı gidip şikayet etmek yani ne uğraşacak. Biraz yine yurda döneyim. Yurtta etüt odaları var. İki katta ya da üç katta etüt odası var. Bu odalarda masa var, sandalye var, başka bir şey yok. Biz oraya istediğimiz zaman gidip ders çalışabiliyoruz orada. Mesela ben odada ders çalışmayı sevmiyorum. Çünkü hani odada çok fazla odaklanamıyorum. Yurtta ders çalışmam gerektiğinde her zaman etüt odasına gidiyorum. Etüt odasında herkes ders çalıştığı için bir kütüphane gibi oluyor aslında. Ve sen de ders çalışmaya odaklanabiliyorsun. Onun dışında mesela dinlenme odaları falan var yurtta. Hani fotoğraflarını çekebilirsem koyacağım onları buraya. Dinlenme odaları falan var. Böyle arkadaşlarına falan gidip orada takılabiliyorsun. Böyle oturup genelde kızlar sohbet falan ediyorlar. Ben hiç gitmedim ama yani içerisini gördüm sadece. Hiç kullanmadım oraları ama çok fazla kullanıyorlar. Mesela bizim odadakiler çok fazla gidiyor etüt odasına. Öyle değişik güzel yerleri var. Bizim yemekhanemiz dışarıda. Hatta onu göstereyim. Ben şu an B bloktayım. Şu karşı tarafta şu tarafta idari şeyler vardı diye hatırlıyorum. Şu taraf öğrencilerin kullandığı bir yer. Ders çalışmak için falan kullanıyoruz biz üst tarafını. Ramazan ayında da yemek yemek için kullanıyoruz. Çünkü Ramazan ayında iki kata birden sığılmıyor. Oranın alt katı da yemekhane bu arada zaten. Alt katında yemek yiyoruz. Ramazan ayında üst katında da yemek yiyoruz. Ama normalde üst katında ders falan çalışıyor. Farklı bloktaki insanlar beraber olabilmek için. Onun dışında şu tarafta yine alt katında çamaşırhane var ve kurs odaları var. Biz çamaşırımızı yıkamak için de yine dışarı çıkıyoruz. Ve hani dediğim gibi kurs odaları orada. Dönem başı işte kursa falan kayıt oluyorlar. GSB'den, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan biri de gelip ders falan veriyor. Orada kurs şeyleri var. Malzemeler falan var hatta. Onun dışında yurdun dışarısı böyle. Şurada şu tarafta A blok var. Burası B blok. Buranın böyle arka tarafında şöyle bir tane yol var ya. Oranın arka tarafında C blok var. Böyle bir alanımız var. İşte oturma yerleri falan filan var ama hani çok öyle gelişmiş değil. Zaten hava çok soğuk olduğu için biz kullanamıyoruz. Şurada çardak var mesela. Şu en son taraf şurası. Bizim giriş çıkış yaptığımız yer. Şurası bu şekilde. Tam böyle karşıdan güneş doğuyor. Güneşin doğduğunu falan görüyoruz. Ben o yüzden burayı aşırı çok seviyorum. Yani benim önceki odam karşılıklı şeylere bakıyordu. Bloklara bakıyordu falan. Sevmiyordum o yüzden. Şurada 14 burada AVM var. İşte Bolu'da 3 tane falan AVM var. O da onlardan bir tanesi. Böyle yani yurt bu şekilde. Çok kimse yok dışarıda çünkü herkes gidiyor şu an. Zaten normalde de olmuyor çünkü hava çok soğuk oluyor. Benim aklıma şu an başka bir şey gelmiyor. Sizin aklınıza gelen merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara sorabilirsiniz. Oradan da bildiğince cevap veririm. Aynı zamanda Instagram sayfamı da buraya bırakırım. Oradan da bana soru sorabilirsiniz. En müsait anında dönüyorum zaten her zaman. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.